Arkadaşlar merhaba. Bu videoda oluşturduğumuz LaTeX tablolarımızı nasıl düzenleyeceğimizle alakalı bilgi vereceğim. Öncelikle yine boş bir taslak açıyoruz. Bu taslak üstünde bir tane tablo oluşturacağız. Örnek bir tablo oluşturacağız. Kodlarımızı büyütelim. Kodumuzu kaydedelim. Nereye kaydediyoruz? Tablo oluşturma. Tablo diyelim. Şimdi tablo oluşturma için kendinize bir standart belirleyin. Benim standartım bütün tablolarım Excel'de hazırlarım. Daha sonra LaTeX'i alırım. Excel'de daha böyle görüntüsü kolay anlaşılabilir olduğu için çok daha rahat hazırlamanız mümkün. Ve hazırladıktan sonra LaTeX'e bir Excel'e bir eklenti ile oluşturduğumuz tabloları koda dönüştürebiliyoruz. Bu yüzden bu standardı kullanacağız biz de. Şimdi size bu standardı nasıl kullandığımızı detaylı bir şekilde anlatalım. Öncelikle Excel'de oluşturduğumuz tablolarımızı koda aktarabilmemiz için Excel to LaTeX diye bir eklenti var. Bunu açıyoruz. Sitem diye bir sayfa açılıyor. Sitem.org. Bu sayfa LaTeX'te oluşturulan bu şekilde plugların ya da kütüphanelerin bulunduğu sayfadır. Sol yukarıda, sağ yukarıda download menüsüne tıklayarak LaTeX'imizin eklentisini indiriyoruz. Açalım. Bunu klasörü açalım. İçerisine girdik. Açtıktan sonra LaTeX eklentisini açıyoruz ve makroyu çalıştır diyoruz. Makro çalıştıktan sonra otomatik olarak artık eklentiler bölümüne LaTeX'in dönüştürme eklentileri gelmiş olacak. Bundan sonra artık bu eklentileri kullanarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi kapatıyorum bunu. Bunu da kapatalım. Bunu da kapatalım. Öncelikle bir tane tablo oluşturalım. Tablo nasıl bir şeydir ona bakalım. Yine bir yapı oluşturacağımız için begin table deyip başlıyoruz. Tablo. Table dedik, bir yapı oluşturduk. Artık bunun içerisine yapımızı bunun içerisine yerleştireceğiz. Çalıştıralım. Bir tane tablo geldi ama içerisinde hiçbir şey olmadığı için boş. Daha önce biz şekillerde oluşturmuştuk. Tablomuzu biz merkeze ortalamak istiyoruz. Centric kodunu kullanıyoruz. Tablo ortalansın. Daha sonra biz bu baş tablomuz için bir tane caption oluşturalım. Caption dediğimiz başlığımız. Ne diyelim? Tablo ekleme. Oluşturduk tablomuzda. Bakın tablo buraya geldi. Bunun altındadır metnimiz bizim normalde. Daha sonra ekleyeceğimiz bir de bunun konumu vardı. Daha önce hatırlarsanız begin ile ifadeyle başlattığımız yere köşeli parantez oluşturduğumuz zaman ünlem işareti H, T, B, P işaretleriyle birlikte tablonun konumunu belirliyorduk. Mesela şu anda optimize ederek tabloyu sayfanın başına ya da alınabilecek metinden sonraki ilk yere aldı ve yerleştirdi. Evet, buraya yazılacak diyelim. Birazcık da metin yerleştirmiş olduğumuz kalemler içerisine. Burası da giriş bölümümüz olsun bizim. Giriş tablo da buraya. Metinde buraya bir tane ekleyelim. Ve tablo ekleme işlemine geldik. Şimdi öncelikle boş bir tane Excel dosyamızı oluşturuyoruz. Yazılı pinin puntosunu vesaire ne istiyorsanız her şeyi burada ayarlayacaksınız. No dedik. Özellikler diyorum. No birden aşağı doğru 10'a kadar ilerlesin. Özelliklerde sayısal değerler yazalım şimdi buraya ya da ifade yazalım. A, B, C, D, E, B, G, H, I, J, D. Tamamdır. Sayılar diyelim buraya da. Sayılar da 10'dan başlasın. 10'lar olarak artsın. 6, 10 diyelim. Bunu yerleştirdik. Şimdi neler yapmak istiyoruz biz? Öncelikle bu metnimizi seçip bunların ortalamasını istiyoruz. Daha sonra buralarda ortalamak istiyoruz. Başlıklar koyu olsun istiyoruz. Başka ne yapabiliriz? Sonra bunların altındaki ve üstündeki çizgileri ayarlamak istiyorum. Şuradan çizgilerimizi ayarlayalım. Sadece metnin ortasına çizgi olsun istiyorum. Tıkladım. Bakın metnimizin ortasında artık şekillerimiz, çizgilerimiz geldi. Bunu oradaki bütün sayıların birleşik olmasını istiyorum. Hadi. Tamam, bu şekilde yeter. Sonra çevirmek istediğiniz sütunları tek tek seçiyorsunuz. Biz şu anda bu tabloyu seçtik ve bunu LaTeX'imize alacağız. Eklentiler menüsüne girdikten sonra eklentiler kaybolmuş. LaTeX'imizin makrosunu bir daha çalıştıralım. Bazen böyle durumlarda makro gidebiliyor. İndirdiğiniz makroyu tekrar çalıştırırsanız işleminiz çalışacaktır. Kaçtık. Makroyu etkileştir diyoruz. Eklentiler bölümüne geldi. Tablomuz seçili. Convert Table to LaTeX diyoruz.
LaTeX eklentimiz geldi. Şimdi bizim burada alacağımız yer, normalde bakın yukarı çıktık. Begin table'dan başladı. Hatta yerleştirici yerin kodunu dahi kendisi verdi. Ama bunun hepsini kopyalayabilirsiniz. Hepsini kopyaladık. Copy derseniz de kopyalıyormuş. Kopyaladı, kapattı. Biz bu kısmı yapıştırıyoruz. Tablomuzun yerine yapıştırıyoruz. Çalıştır dediğimizde buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi big structure diye bir kod oluşturup gönderiyor. Bunu bazen kullanması sıkıntı oluyor. Bunun için bir pakete ihtiyacımız var. Şimdi o paketi eklemesini yapalım. Bu pakette big struct diye 103 bir tane paket oluşturmamız gerekiyor. Bunu yazdığımız zaman buraya bu paketi artık çalışıyor dosyamız. Bakın çalıştı. Sağ tarafta da tablomuz oluştu geldi. Burada label kısmını aşağı oluşturdu. Biz yukarıda oluşturmuştuk. Ben genelde yukarıda kullanıyorum. Kendime bir standart oluşturmuştum. Caption. Ve label da buraya koyuyorum. Caption'ın hemen yan tarafına. Ne diyorum buna? Table 1 mesela. Çalıştırdık. Bir de bunun başına ben yüzde ünlem işareti koyuyorum ki optimizasyon yapsın diye. Burada optimizasyon yapmıyor öteki türlü. Böyle bir standart oluşturduktan sonra tablo diyelim buna da. Bu standardı kullanabiliyoruz. Daha sonra yeni bir tablo oluşturmak istiyorsanız oluşturduk buradan. Ben genellikle tabularda begin tabular ile end tabular arasını alıp kendi taslağımın içerisine yerleştiriyorum. Bu sayede hazır bir taslak olduğu için etiketlerini, işte caption'ını vesaire kendim hazırlıyorum. Üstüne gelecek ünlem ve pozisyonlu sayfa içerisindeki tablonun pozisyonunu kendim oluşturuyorum. Daha zahmet çekmemiş oluyorum. Diğer yandaki ayarları vesaire kaldırdığınızda size oluşturulan şartlarla alakalı şey ekliyor, kod ekliyor. Mesela bunu eklediğim zaman kitap paketleriyle alakalı mid rule diye bir kod ekledim. Bunu kullanmıyoruz genellikle. Convert kısmında ekleseniz eklemeseniz de bir kod değişikliği olmuyor şu anda. Anlamadığınız bir kod girdiyse işin içine yani fazladan paket yükletme işine giriyor size. O yüzden sade bir şekilde devam edebiliyorsanız her türlü işinizi görür bu. Bu şekilde begin tabularla end tabular arasını kopyalayıp makalenizin taslak içerisine yerleştirebilirsiniz. Yerleştirme işi bittikten sonra tablonuz bu şekilde çalışır bir vaziyete geliyor. Tablo içerisinde etiketimizi verdik. Bunu yukarıda metinde diyelim. Atıf yapalım şimdi. Tablo ters slash ref diyoruz. Verdiğimiz label zaten gözüktü table 1 diye. Örnek tablo ve tablo 1 de gösterilmiştir diyoruz ve çalıştırıyoruz. Tablonun numarasını otomatik olarak buraya getiriyor kendisi. Numarayı değiştirmeniz için bir şey yapmanıza gerek yok. Yeni tablolar ekledikçe bu tablolar optimize edilerek numaralar değiştiriliyor. Metin içinde atıf yaptığınız yerler de değiştiriliyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus, işte tablo 1'de, 2'de, 3'te, 4'te diye değişiyor. Siz 4 olduğunda da D'yi kullanmaya başlarsanız cümle düşürdükleri olmaya başlıyor. Onun için herhangi bir sıkıntı yok. Tablo yerleştirmeleri bu şekilde. Tabloların büyük ya da küçük olması durumunda, yani sayfaya sığmaması durumunda sayfaya sığdıracak kodlarımız da var. Onlara da ihtiyaç olduğunda eğer olursa tekrar yazarsınız. Onlar için de düzenleme kodlarını paylaşırım sizlerle. Tablolarla alakalı anlatacaklarım bunlar. Bu tabloların satır aralığını, genişliklerini vesaire tek tek ayarlayabiliyorsunuz. Ama standart bunlar üstünden gitseniz sizin işlerinizi görecektir. Eğer görmüyorsa ekstra kurallar vesaire istiyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız ekstra videolar çekip paylaşabilirim. Teşekkür ederim arkadaşlar.